Küçük bir ısınmayla başlayalım. Sağ bacağımız, sağ bileğimiz, sağ bileğimizi saat yönüne öyle çeviriyoruz. Adım Aslı. Ben de normalde dizi set çalışanıyım. Ha. Evet. Çalışıyor musun şu an? Şu anda çalışmıyorum. Bir 5 senedir aktif olarak setlerde çalışıyorum. Kostüm, dekor yapıyorum. Normalde mesleğim de kaynakçılık. Ondan sonra kaynakçılık okudum ama öyle kaynakçı değilim ya, hocasıyım. Mesela bir pastanenin iyi olup olmadığını pastasındaki kapristen anlarsın. Yani mesela diyelim baktın vitrine, aa kaprisli bu oldu falan dersin. Ay ne kaprisli pastane dersin mesela, öyle gidersin. Yani benim pastane seçimim böyledir yani. Kaprisine göre seçiyorum pastaneleri. Ondan sonra en iyi kaprisler Paris'te vardır. Bakıyorum yani size, sizin arkadaki kahve içişleriniz, oyuncuların. İşte ama böyle ışığa önüne geçince hemen böyle büyümeleri falan. Acayip şeyler. Şurada kahve içmiş de mesela tabildotta yemek yiyorsunuz. Işığın önüne geçince başka bir şey oluyor yani. Aynı, onu gözlemlemek çok güzel bir şey. İçten içe. Adım Özgür. Üniversite mezunuyum. İşte İktisat Fakültesi mezunuyum. İşte bankada falan çalıştım. Tekrar böyle bir düzen kurmaya, tekrar işlerimi oturtmaya çalışıyorum. Benim 93 model bir BMW motosikletim var. Bunu Adana'dan gidip aldım. Şimdi onu çok seviyorum. Çok güzel, böyle binmesi çok güzel. Böyle tam motosiklete benziyor. Klasik görünüşlü. Böyle yolda insanlar böyle o ne haber falan, çok güzel yapmışsın falan filan diyorlar ama çok yakıyor. Yani 800'lük iki tane böyle çift silindir box'ları var diyelim işte. Şimdi fotoğrafçılık yapıyorum. İnsan fotoğrafı çekmeyi seviyorum. Kurmaca fotoğrafları seviyorum. Elinizde hissedeceksiniz zaten. Benim ismim Mert. Ya freelance yönetmenlik olarak tanımlayabiliriz. Video işleri yapıyorum. Gezi koşturmacaların ardındaki zamandan beri bir orta metraj senaryo yazmaya çalıştım. Onun üzerinde çalışıyorum şu anda. Hocam buyurun. Evet. Mesela ne yoktu ki arkadaşım ona? El ele tutuşabiliyorum. Alo Samet. Samet bizi duyuyor. Samet şu anda ben tutuyorum cihazı sen. Elini tutuyormuşum gibi hissediyorsun Samet. Evet siz genç değil mi? Hocam enerjisi nasıl yani? Nereden alıyor enerjisi, şarj falan? Ha güzel soru. Çok güzel. Biliyorsunuz kulağımızda biriken pislikler vardır. Kulak pislikleri olarak geçer. Teknik adı budur. Hans Bürgen Wittenmeyer. Sizin öğrencisi misiniz? Bu yok İslam, ben de yani duydum. Basında çıktı çünkü. Bunlar hep paralel bilimin. Ne diyeceksiniz slogan olarak? Duyuyorum. Tutuşuyorum. Öpüşüyorum. Sloganımız bu. Tiyatroyla işte bir ilgim alakam var. Bir oyuna çalışıyorum. Eğer yazarım tavlayabilirsem ki. Yani buraya gelme sebebimi de burada söylemem doğru olursa bu kısımda. Ben çok sıkı bir fasulye hayranıyım. Barış! Burak. Babam. Burak. Mert! Ben adım Tülin. İstanbul Üniversitesi'nin tiyatro topluluğundaydım. Bir baktım hani daha çok orada vakit geçiriyorum, hiç ilgilenmiyorum. Zaten lisede başlamıştım, tiyatroya ilgim lisede başladı. Şu an televizyon haberciliği, programcılığı bir de oyunculuk okuyorum orada. Bu alet sizin coşku belleğinizi çalıştırıyor. Coşku belleği? Evet. Stanislavski benim eniştem. Enişte dedim bak, yanlış biliyorsun. Buna ne oynamak istiyorsanız söylüyorsunuz, bir geliyor. O bir gelince dökülüyorsunuz yani. Coşku belleğiniz... Banu Uğur Bora. Uğur Bora, Bora, Burak. Bora, Burak, Burak, Cansu. Ben Burak. Ben de Ege Üniversitesi'nde kimya okuyorum İzmir'de. Sorgulamaya başladım ben ne yapıyorum burada. Hani, ne yapmalıyım, bundan sonra ne yapacağım hayatıma? Kimya üzerinden devam edeceğim diye bir şey koyduğumda orada sanatın bilime daha çok ağır bastığını görüp belli bir yaştan sonra bıraktım okulu. İşte 3-4 tane reklam filminde oynadım. Bir tane video klipte bulundum.
Bu arada Ege Üniversitesi'nin tiyatro topluluğunda da 6-7 yıl üniversite tiyatrosu yaptım. Programlama gibi bir bölüm okudum. Ya işte arkadaşlar arasında bir şakalar, espriler falan. Aman çok komiksin. Hadi sen şöyle olalım falan. Öyle. Ya bir bakıp çıkacaktım gibi bir tavır içerisindeyim ben. Evren ben. İstanbul Üniversitesi Konservatuarı'nda piyano ana sanat dalı. İşte bir yandan üniversitede işletme okuyordum. O da bitince Amerika'ya gittim, MBA yaptım. Sonra Wall Street'te çalışmaya başladım. Hızımı alamadım, bir master daha yapmak istiyorum diye tekrar okula döndüm. Boston'da 2 sene geçirdim. Akabinde de aşık oldum, evlendim, Londra'ya taşındık. Bir yerden sonra işte geldiler. Yani doktora da falan artık ben bunun tez aşamasına devam etmek istemiyorum deyip bıraktım. Bir de küçük kızım var 4 yaşında. Onunla beraber döndük. Çok mutlu. Banu benim ismim. Ben üniversiteyi bir 7,5 senede falan bitirdim. Uluslararası ticaret okuyordum çünkü değiştirdim bölümümü. Ders veriyorum, İngilizce ders veriyorum genelde. Ne denir? Döşemecilik falan bunları öğrendim bir dönem. İşte tiyatro falan yapıyordum o dönem. Ondan sonra bizim Boğaziçi'ndeki tayfayla anlaşamadım, oradan çıktım. Felsefeden mezun oldum geçen sene. Bilkent'te hiçbir mağarlığı bitirdim. Çocukluğumdan beri de ilgilenmişimdir. Dramayla kursa gittim, tiyatroya zaten. Hep sanatçı bir ortamda bulunduğumuz için yabancı değilim ben de kameralara, şeyde. Merhaba tekrar. Oyunculuk yapmaya çalışıyorum ben de. Bir gün hani profesyonel tarafa geçip sadece ve sadece oyunculuk yaptığım günleri hayal ediyorum. Belki olur, belki olmaz, onu da bilmiyorum. Thank you.
Thank you.
Memeniz İtalyan. Bu arada babamlar var biliyor musun? Yani o yukarı çıkarken koltuk şimdi olsa da bir tane bir koltuk şöyle ayağımı uzatıp bir dinlensem ne kadar güzel olur. Şimdi koltuklarda eğer açık renkleri seçerseniz o koltuğun üstüne bir şey döktünüz mü? Ona bazen yatıyoruz, yüzümüzü koyuyoruz. Koltuk bizim sadece oturduğumuz bir yer değil, yatıp dinlendiğimiz, yemeğimizi yediğimiz, bütün hayatımızda birçok kısmını geçirdiğimiz bir yer koltuk. O yüzden koltuklara
temiz tutmalıyız diye düşünüyorum. Taşınabilir hard diskler. Taşınamaz hard diskler. Taşınamaz hard diskleri. Bilgisayar içindedir ve yaratılış itibariyle onların doğası odur. Bir de çükler var mesela. Neler? Çükler. Çük denir onlara. Şu küçük flash memory diskler. Çükün var mı diye hep soruyor insanlar böyle ofislerde birbirine. Çükünü versene falan. Fazla çükü olan. İşte hard diskin erekte olmamış haline de şey deniyor. Memory flash deniyor. Şimdiye kadar en sevdiğim heykel Star Wars'taki İmparator'un heykeliydi. Onu da inşa 6. filmin sonunda yıktılar. Şu heykellerin penisine yapılan dünyada hiç kimse yapılmamıştır. Muşamba, Kuzey Afrika kökenli bir kelimedir. Kabile dilinde üstümüze çektiğimiz Allah'ın nimeti manasına geliyor. Muşamba. Kobo Mogamba kabilesinin bir şeyi dili. Mesela Uraka kapara boşamba kala böyle. Yani kafamıza güzel, helal bir şey örtelim de Allah'ın yağmuru üzerimize düşmesin. Çünkü onlar İslamiyet'e geçtiler 686 yılında. Saygı belirtisi olarak da kullanılır, eş sesli. Mesela Muşamba baba, yani büyük insana. Orada da baba, baba, bizde de baba, orada da baba. Bazı insanlar korkuyor kendilerinden, anlamadım. Tayyare fobisi diye bir şey var. Gördüğüm yerimiz falan gibi öyle bir şeyler vardı. Yerden gitme, yerimiz. Çok zordur paylaşımcılık mesleği. SSK'sı da yoktur. Taksitle fonlatan alır. Ev babasıdır aslında. Aile geçindirir yani. Onun mesleği odur. Her gün sabah 8'de kalkar. Ondan sonra çok şeydir yani. Babacan bir adamdır aslında. Bakmayın yani. Öyle değil mi? İçinde çok acılar yaşar. O yüzden de onlar çok sıkıntı çekerler bence. Paylaşımcılık. Mesela onların kültür derneği var. Onlar hep orada iskambil oynuyorlar. Ben görüyorum. Mesela Payran şöyle ok yapıyor ama oynayamaz. Her yerinden taş çalabilir. Çok tehlikeli. Hiç sevmiyorum ben yani. Kahveye de almasalar daha iyi. Reçele olmak zor bir şey. Yani çok tatlısınız. Herkes sizi yemek istiyor. Üstünüzde bir baskı var. Hani keşke et kavanozda kalsa böyle ama işte yok, öyle bir imkanı yok. Cördüğümüzdeki genlerden biridir. Mesela o genin olduğu insanlar, ben bazen düşünüyorum, dominantlı bir insanlıyım diyorum. Bakıyorum, karşımdakine baskı yapabiliyorum. İşte şey diyor, sen bana neden böyle yapıyorsun? Çünkü ben dominantlıyım falan diyor. Yanılmıyorsam dünyanın %3'ünde varmış. Fatura dediğimiz nedir ki? Fatura diye bir şey... Dinamo etkisi yaratır bazı şeyler. Genelde pazar akşamları yaparım plantasyonları. Düşünürüm evde bu pazar nasıl bir plantasyon yapsam diye. Çirkinlik ya. Yani ergen çirkinlik yani. Hani kötü olmamışın adı ergen yani. Utanç duygusuyla büyüyen bir şey yani. Ergenliği geçer geçmez ergenlikle ilgilen şey unutmaya başlıyor insan. Ya Bora abi sen böceğe takıyorsun gibi bir şey demişti. Ben de sürekli böceğe taktım. Sürekli böcekle böcekle bir şey diyorum. Bir de yani Bora abi oynarken oynuyor mu oynamıyor mu anlaşılmıyor. Yani hani böyle kamera bizdeyken başımıza gelen bir şey bu yani. Böyle diyor kayıttasınız değil mi diyor. Acan'ın birbirimize bakıyoruz. Yok değil diyoruz. Ya oynuyoruz ya diyor yani. Ya anlamıyoruz ki ya. Kalma çorma yani. Üniversite sınavları açık kalmış. Ama Boğaziçi'ni kazanmış ya. Ya anne ne olur ya Allah aşkına ya. Ben bütün arkadaşlarımı üniversiteye kazanacağım, motor alacağım dedim. Şimdi benim Facebook'ta motorlu fotoğraflarım olması lazım ya. Yavrum benim seninle bir şey konuşmam lazım. Biliyorum bugün senin en önemli günün, üniversiteyi kazandın, çok mutlusun. Ama hayat yani böyle. Senin bu gerizekalı baban, senin doğduğun gün bir karışıklık yapmış. Ya yavrum zaten biz seninle hiç benzemiyorduk. Anne ne diyorsun ya anlamadım. Ya oğlum tamam biz ne değilmişim? Sandviç mi değilmişim? Sen benim oğlum değilsin ama yürekten benimsin oğlum. Ya annem yok güvenim ya. Cumartesi pazarına gel. İstediğin gibi tak. Bak beyaz. Bak kırmızı yeşil beyaz. Hatırladın mı? Bana yırtık don verdin. Buna ne diyeceğiz? 48 tane don almış. Bana yaptığın harekete bak ya. Bana deli kadriye derler. Beni çıldırtma. Bu ne? O dantelli. O kendiliğinden delik. İmajı gereği öyle. Gider bütün tezgahlarda seni rezil etmezsem adım da deli kadriye olmaz. Al bunu kafana da çal. Bu şey canım sıkıntı. Yok.
Yani işte Beyti yalnız sarmayı sevmiyorum. Ay, özür dilerim. Ya şey... Yok yok, o daha değil. Neyse tamam, boş ver bunları, özür dilerim şimdi. Neyse ılıkken yiyebiliyorum. Ne içersin, rakı getireyim mi? Rakı yiyelim. Ben hamileyim. Hamile misin? Yemin mi? kaç aydır bunu bekliyordum ya. Yani gayet mutlu olman lazım. Niye sevinmiyorsun? Kaç aylık hamilesin? 8 haftalık, neden? Hadi be. Yani belki ben onu şey yapamayabilirim. Ne yapamayabilirsin? Yaptın zaten, yapacağım. Daha ne yapacaksın? Yani ben de bugün... Neyi? Şey ne? Yaptım da... Ne yaptın? Ya bak Eda, ben sana bir şey söylemem lazım yani. Yani çok güzelmiş ama... Ya ben kalamayacağım. Ben biraz hastalanmışım. Yani galiba pek şey yapamayacakmışım ben. Bu kadar uğraştık, geldik buraya kadar, ben dolma bile sardım sana. Sen istemiyorsun bizim çocuğumuz herhalde, git. Ya bak tamam, sana söyleyeceğim. Ben hastaymışım. Nasıl hastaymışsın? Yani altı harflerde, kötü hasta. Nasıl yani? Kansermiş. Kapıdayım, açsana. Annesim, çok özledim değil mi? Şimdi sen git, ben anahtarı alayım ve araba çıkacağım. Hadi aşkım, aşkım anne. Arda çocuğum, sen gel ya. Odana sen, hadi. Bilgisayarına oyna sen, rekor kır. Ben bir beş dakika bir dışarı çıkacağım ben arkadaşlar. Hep şu istediğin şey fantazisi vardı ya hani. Dönerci de yapalım. Of, damaçlar böyle üstümüzde. Yaprak. Sen o zaman çık, ben şeyimi alıp geliyorum. Arda çık oğlum, çık. Al bu anahtarı. Ananı kurtar bir 5 dakika sonra. Gazet. Sen bana baksın. Nasıl hala? Nasıl böyle evlerde rahat rahat kitap okuyabiliyorsun anlamıyorum. Şu anda öğrendim neler olduğunu bugün öğlen bana anahtarı. Mert dedi ki, gidip orada bilmem kaç kişinin ortasında sen benim arkamdan 7 yaşında olanları anlatmışsın. İşte işte o yaşında bilmem ne, bunları söylemişsin. Doğru mu değil mi? Doğru. Abla saçmalama, çocuktun o zaman, ne olacak? Ya Mert sana çok sevdi bunu anlatmak ya. Beni suçladığın şeyin farkında mısın? Sen bugün ne yaptın? Ben baştan bir anlatmadım, daha sinirlenmiyorum, iyiyim ben. Kantinde oturuyorduk. Ay bir Mert falan geldi. Muhabbetler açıldı. İşte çocukluk hikayeleri, bilmem ne. İşte senin altına işediğini söyledim. Ondan sonra... bir kere denizde bir çocuğun donuna indirmişti falan. Bir onu anlattım. Başka bir şey anlatmadım işte. Başka ne anlattın? Anlamadım. Başka bir şey ne anlattın? İmiyorsun. Evet. Yani hayır, anlatmadım. Ne anlattın? Başka bir şey daha anlattın. Ben biliyorum, onu da söyledim. Üstüme gelme artık ya! Anne! Abla bir şey söyleyeceğim. Bak ben, neden bahsettiğimi bilmiyormuş gibi davranma. Neden bahsettiğimi bilmiyormuş gibi davranma. Ben bir şey söyleyeceğim. Şu an az önce bir şey anladım galiba. Evet, bir gidip ona da söylemişsin. Evet, ilk kez yatakta dedim. Abla ben de öyle bir şey asla anlatmadım. O kişinin ortasını anlattı dedi bana. İnanmıyorum. Sen bir şey benim düşünmeye çalışıyorsun. Saçmalama ben. Eğer yalan söylesem onu da söylemedim derdim. Çiş hikayelerini falan anlattım. Ben sana böyle şey anlatmayacağım. Aferin onu bana. Evet, buraya geliyor ve yüzle getiriyorum sizi. Onun kimin anlattığını biliyorum galiba. Niye söylüyorsun deminden beri? Çiğdem diye bir kız var ya. Abla o senin arkandan çok konuşuyor, o anlatmış. Mert seni anlatmış. Kapıyı sen aç. Ne? Gelsene. Ne oldu? Aşkım ne oldu? Aslında bugün dışarı çıkacaktık ama neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Beni şunu kurtarman lazım. Sen ablama adaksın, tamam mı? Lütfen benim ne? Ne konuşuyorsun gene? Hayatım. Geçen... adamın biri beni öptü. Evet, öptü. Sen öpüldün yani. Öptü ya, o öptü. Öpülen taraf. İşte ben de tam olarak bunu anlatacaktım ama dinlemedim. Aa, senin kulağına mı gitmiş?
iyi anlaşıyorduk. Yani hani... Çöp, aramızdaki çöp. Elektriği zannediyorum. Çöp. Şöyle rahat televizyon oldu yere gideceğim. Ben de... Adama getirebilir miyim artık? Yani... Hadi gel. Ablacığım anladın herhalde. Ben... Çok. Benim için her şey göz alınmış. Kısmen. Anlamıyorum zaten ne zaman şifre etmişsiniz. Sorunu çok merak ediyorum. Soruya gel. Hayır yani böyle insan bazen merak ediyor hani. Neyi? Böyle ne bileyim başımıza bir şey gelsin mesela. Varlığınla, sevginle, aşkınla. Tabii hani ki. Yanında durursun. İki ayda sana tutuldum ben. Bütün ilişkilerimi anlattım sana. Ne yaptığımı, ne bok yediğimi. Sen de benimkileri biliyorsun canım. Ne var? Vardı ya bir tane Emre. Emre. Hayır, o en sonuncusu olduğu için direkt onu söyledim yani. Sen de hemen olamıyorsun. Sen bir şey söyleyeceksin. Bir şey söyleyeceğim. Ben onunla ilgili hala bir şey taşıyorum diyelim. Ben onunla... Üç aylık. Pes sesini sen ne diyorsun ya? Ne istiyorsun? Hala benimle birlikte olur musun? Bunu merak ediyorum yani. Defol bu. Defol. Biraz konuşsaydık. Buradan git lütfen. Lütfen konuşabilir miyiz önce? Lütfen buradan gider misin? Tamam anlıyorum şu anda sinirlisin. Buradan lütfen gider misin? Peki. Hazır mısın? Hazırım ya hadi. Onu delirtmedi mi söylesene. Ya Cansu evleniyorum. Çok sevindim. Çok mutluyum. Sonunda çok, ben de çok sevindim ya. Yani bir şey yok. Öyle garip hissettim sadece biraz. Niye? Ya çok önemli bir şey değil yani. Ben böyle şeyleri takmam zaten biliyorsun ya. Yani. 3 yıldır bekliyorum ve sonunda gerçek oldu. Biz liseden böyle bir küçük bir aşk yaşamıştık. Kimle? İşte Murat'la. O yüzden eski sevgili ilk defa bir eski sevgilinin evleneceğini görünce bir acayip oldum ama bir şey yaptığımdan değil yani. Beslediğimden değil o yüzden. Cansu bunu şimdi mi söylüyorsun bana? Evet. Ama bana da anlatıyorum. Yıllarca tanıştığımızdan beri yalan söylemişsin. 10 gün geçmiş aradan. 2 aylık güzel aşkın senin için ne önemi var ki? Tanıyorsan bunun böyle olacağını biliyor olman gerekirdi. Yo hiç de öyle tahmin etmedi. Bu takılacak bir şey değil. Bence oturup kendini biraz düşünmelisin. Kızımız çok güzel olmuş. Yeğenim sende maşallahın var ya. Yani. Buldum mis gibi kızı. Dur gel bir öpeyim. Teşekkür ederim. Oh. Dur şu kızımızın yakasına iliştirebileyim. Çok teşekkür ederim. Gel kız sen de tak. Ay Aylinciğim ne kadar tatlısın canım ya. O kadar sevindim. Sen ne zaman evleneceksin? Ya işte bakalım ya artık ne zaman nasipse ya. Geldin artık. Vallahi geldin ya, şimdi. Ay. Ne kadar tatlı sempatik bir şeysin sen. Dedim sana bu kadar ilişki olmaz. Ayy çok tatlısınız. Ben sana hemen unutmadan yavrum nasılsın? Çekik mutluluklar aklı gününü gördüm ya. Oh maşallah damat beyimiz kızımıza iyi bak kızımıza. Bitir dur bak ne vereceğim sana. Ay çok teşekkür ederim dedim. Sıranın arkasındakileri tanıyor musun? Kim onlar? Nereden gelmiş onlar? Onlar bir garip. Hello! Ay gel! Ne haber? Ay güzel de içim. Ay güzel! Hi! Hi! I'm really hi! Hello, how are you? I'm Elizabeth. Very nice to meet you. Congratulations. Günaydın evliyiz. Congratulations! Yes, you look lovely. Lovely! Çok sevindim ya, cümlerdi. Hello.
Canım. Nasıl yatacaksın? Allah seni kahretmesin ya. Şimdi orası... Ay! Ya! Aman abi! Ne büyümüş bu? Ne büyümüş bu? Ne büyümüş bu ya? Eşek kadar olmuş. Eşek sıpası. Hadi tamam. Ben ablayı çok sevdim. Ay ben de seni çok sevdim. Şimdi biraz arkaya gidelim. Tamam abi. Tamam sonra konuşuruz. Şeker var dedin ama. Yok tamam ben şeker var. Tamam. Çok iyi. Merhaba. Faruk'cum 5'e basar mısın? Ben basamıyorum da buradan. Şey, mali müşavir varmış bu binada da ben onu arıyorum aslında. Yedi abi. Allah! Biraz yutsun. Hoppala. Kaldık galiba. Şu imdat tuşu yapma. Bizi duyan... İmdat tuşuna basın. Dur biliyorum. Ay bir durun. Dur imdat tuşuna. Efendim şey yapmıyorum sakin. Faruk'cum. Faruk'cum. Celal abi Allah aşkına sen... İmdata bas Faruk'cum. Bizi duyan var mı? Şimdi bir saniye. Cüla. Ayağımın ucuyla sen tut beni. Celal sen ne biçim bir adamsın? Yandı mı ne ışık? Mahalle müşahide de yalan oldu değil mi? Yani bilemedim ki. Abi niye böylesin sen ya? Abi sen neden böylesin ya? Ceylan valla yani... Abi 2 metrekaredeyiz abi ne yapıyorsun sen ya? Bir dakika, bir dakika benim duyduğum kadarıyla ve bildiğim kadarıyla ses çıktığı zaman korkmaması lazım. Abi bu bir filmden bir espri. Bir şey söyleyeceğim, sizin boynunuz uzun. Böyle bir yapsanız daha. Abi! İyi misin? İyiyim, iyiyim! Az bekle! İpimi koyun! Önce ben çıkabilir miyim? Abi şimdi sen çık. Çek! Çekebilirim! Çek! Hanımefendi... İsterseniz... Ali Bıçuk! Yok abi biz iyiyiz! Atım ipini! Abicim ne bağırıyorsun? Tamam bitti, gelen geldi! Hadi! Ahmet! İptal! Evet. Seni izliyoruz. Herhangi bir şey yani. Düşünmemiştim ya. Birisi daha gelse birlikte yapsak mesela. Yardım mı aldın? Evet. Sen de seni izliyoruz. Adım Aslı. En güzel. Hoş geldiniz. İşte. İyi mi burası? İzliyoruz abi seni. Selam. Burak ben. Burası şu an tuhafmış. Oturabilir miyim? İzliyoruz seni. Başka ne anlatayım? Burayı ben tanıtma amaçlıktım ama şu an ne yapmam gerektiğine dair bir fikrim yok. Burası çok tuhafmış ya. Biz keyfimiz yerinde. Burası çok farklı ha. Valla. Bunu demek istemiyordum ama gerçekten öyle. Kim 500 milyar ister yarışmasında gibi burası çok farklı gerçekten diye bir şey söylemek istiyorum. Utanıyorum şu an. Beni izlemeye devam. Merhabalar. Gerçekten değişik bir durum. İsmim Melis. Etkinlik olsun diye etkinliğe katıldım.
Bir ne yapmalıyım bilmiyorum başka. Kendimden bahsedeyim mi? Seni izliyoruz biz. Çok saçma. Evet. Daha önce herhangi bir oyunculuk deneyimim olmadı. Ben de Evren. Çok üşüyorum. çok üşüyorum deminden beri. Buraya taşınmadan önce istifayı bastım ve böyle bir arayış dönemi başladı. Garip yani, şuraya çıkınca bu kadar insanın önünde bile heyecanlanmak garip. Değil mi? Sen herhalde böyle çok kendimi güvende hissettiğim bir işi yap. Özgüvenin her şeyin onun etrafında şekillensin, ondan sonra burada dağıl. Dakika bir, gol bir. Üşümem geçti. Burası hakikaten de bir garip. O klişeyi yapmayacağım. Burası çok garip demeyeceğim. Birazcık titreyebilirim ama heyecanla alakası yok. Çok üşüyorum. Bir de hep mutlu olmamız gerektiğine asla inanmıyorum. Yani öyle bir yer değil burası. Hani hep mutlu olalım. Çiçekler, böcekler. Yani mutlu olmak için yaşamıyoruz. Çok ağlayalım, çok üzülelim, çok canımız acısın, çok mutlu olalım. Her şeyi çok yaşayalım. Yani her şeyi burada yaşamak istiyorum. Belki o yüzden bu. Kanırta kanırta yaşamak için yani. Bu taraf çok tatlıdır ya. Böyle. Bir de en son 3 sene önce bir oyunda oynamıştım. 3 senedir onun gerilimini yaşıyorum. Yani hiç oynamamanın gerilimini yaşıyorum. Eve misafir geldiği anda, ev arkadaşımın arkadaşı geldiği anda sürekli herkesi kitleyip bakın bu hafta sahnem bu, lütfen şimdi beni izleyin falan diye evde küçük sahnede onlara sürekli bir şeyler oynuyorum. O şekilde atıyorum enerjimi. 3 senedir bu kadar çok seyirci olmamıştı ama. Merhaba, ışıktan pek yüzünüzü göremiyorum ama. Şöyle bir bakayım. Cansu ben. 24 yaşındayım, Ankaralıyım. Bilkent İç Mimarlık mezunuyum. Evet. Ama ben her şeyi iyi düşünmeyi severim. Çünkü kötü düşünmenin hiçbirimize bir faydası yok. Her zaman iyi düşünmeliyiz ki iyi şeyler olsun, iyi şeyleri çağıralım. Çok pozitif bir insanım. Ama böyle olmak gerekiyor çünkü zaman az. 24 yaşımı bitirdim. Ve bu sene özellikle yani 24'ü daha Ocak'ta yeni bitirdim. Bir baktım şöyle, lan ne ara oldu falan dedim. Daha 24'te dedim. Bakalım 30'da falan ne diyeceğim bilmiyorum. O yüzden zamanın çok önemli olduğunu da fark ettim. Zamanımı iyi kullanmaya çalışıyorum. Önemli bir şey. Çünkü. Değerli bir şey yani. Boşa söylemiyor kimse. Biraz daha konuşabilirim. Ben çok konuşurum yani. Sıkıntı değil. Tamam. Merhaba. Önce üstüm başımı düzeltme isteği duyuyorum. Evet. Öyle ismimi söylemek istemiyorum. Çünkü ismimi her söylediğimde herkes ne oluyor? Ve yani buna alışmam çok uzun yıllarımı aldı. Demek ki bu yarayı hala atamamışım ki şuraya gelip kendimi ana bırakmaya çalıştığım anda bile aklıma ismim geliyor. Öyle işte yani büyüyene kadar kendi ismimde birini hiç duymamıştım. Duyduğumda da çok yaşlı teyzelerdi.
Çok utanıyordum yani ismimden. Bunu burada itiraf edebilirim herhalde. İsmim Mübeccel. Hakikaten burası bir psikoloğa gelmişsin de orada böyle kendini anlatıyormuşsun gibi böyle çocukluğumuza falan yani ben gidiyorum en azından. Nasıl durmalıyım, ne yapmalıyım? Değil mi? Böyle kızlarda biraz daha böyle bir şey de oluyor herhalde. Acaba işte üstüm başım nasıl? Makyajsız da geldik, o ışıklar patlayıp yüzümüzü nasıl gösteriyor acaba deyip. Böyle. Güzel. Çok dikkatli bakıyorsunuz. Kafanızdan neler geçiyor. Onaylanma. Biraz önce arkadaşıma bir bahsetmiştim. Acaba onaylayacak mısınız beni? Evet, kaygısını çok şiddetli hissediyorum burada. Komplo teorileri kuruyorum. Bir çeşit deneye tabi olduğumuzu düşünüyorum. En uç fikirde hepimiz burada katledileceğiz. İnanılmaz bir film olacak. Sınav. Bu gelecekte bulunursa bu kaset... mesaj vermek istiyorum. Merkez Bankası temelli ekonomi çok kötü bir fikirdi. Özür dileriz. Sizi mahvettik. Bu iki gösteri arasında yaptığım bir şey. İkinci gösteriye geçtim şu anda. Bir ara bölüm olarak düşünebilirsiniz. Katledilme kısmı şakaydı yani, ulan takmayın. Öyle bir insan değil. Hepimiz ağlıyoruz burada. Çok duygusal. Bu son bölüm olmasını ümit ettiğim üçüncü bölüme. Geçerken yaptığım diğer ara kısımda şu ışık gözüme her anında şaaaaa diye bir kalabalık ve alkış sesi geliyor kulağıma, onu da söylemek istiyorum. Filmlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Gelir mi herkes izlemeye? Canlarına teşekkür ederim. 15-16 yazıyor. Değil mi? Burada, buradaydı. Burada, burada. Yaşasın atölye.